بعد هذا النظم وهو الأصغر في الفقه سهل واضح ميسر فاحفظه يا بني واحفظيه بنيتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حج كتابدان دخول مكة، مكة يكرش وطواف القدوم طوابه يكيغنه. Yana Makka'ya kirish qanday kiriladi? Tavoful qudumni qanday qilinadi? Agar muflit hoji, ya'ni ifrot haj qilgan odam Makka-yi Mukarramaga kirsa, nima narsa bilan boshlaydi? Agar Makka'ya kiradigan bo'lsa, birinchi tahorat qilgan holda Masjidil Haromdan boshlaydi. Ka'bani ko'rgach takbir aytadi. Allohu akbar deydi va hallal, ya'ni Allohu akbar, la ilaha illalloh deb, so'ngra Ka'bani tavof qiladi. Va bu yolg'iz ifrot haj qiluvchining eng birinchi tavofidir. Bu afaqiyga, ya'ni tashqaridan uzoqdan kelgan kishilar uchun sunnatdir. Ya'ni afaqiy miqotni tashqarisidan kelgan kishi. Va bu tavofni tavoful qudum deyiladi. Ammo Makka ahli bo'lsa yoki miqotning ichkarida, ya'ni ahli hillar bo'lsa, ularga tavoful qudum yo'q. Makka ahli tavoful qudum qilmaydi. Yoki miqotning ichkarisida yashaydiganlar ham tavoful qudum yo'q. Tavoful qudum faqat miqotdan tashqarida yashaydiganlarga. Xo'p, tavofni kayfiyatini bayon qiling. Qanday boshlaydi, qanday tugatadi? Agar tavof qilishni xohlaydigan bo'lsa, Hajarul Asvaddan boshlaydi va unga istiqbola, ya'ni yuzlanadida takbir aytadi. Allohu akbar deb takbir aytadi va hallala la ilaha illalloh deydida ikki qo'lini ko'taradi takbir bilan birga. Ustalamahu, istilom degani silaydi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni qora toshni borib silaydida va qabbalahu in istata'a va o'padi agar o'sha birorta musulmonga azor bermagan holatda o'pishlikka qodir bo'lsa. Agar birorta kishiga azor bermasdan o'pishlikka qodir bo'lmasa, ikki kaftini unga qo'yadida, qora toshga qo'yadida va so'ng ikki kaftini o'padi. Yoki kaftlarning bittasini qora toshga qo'yadi. Va afzali val aula an takuna al yumna, ya'ni afzali o'sha qo'yganda o'ng qo'lni qo'yganligi afzal, qo'yib turib qora tosha qo'lni qo'yib keyin o'padi qo'lni. Agar bunga ham qodir bo'lmasa, qora toshni qo'lidagi biror narsa bilan tegizdiradi. Masalan, qo'lda hassa bo'lsa, yoki boshqa biror narsa bo'lsa, qora toshga tegizdirib, so'ngra o'sha tekkan narsani o'padi. Bu ikkinchi holat. Agar bunga ham qodir bo'lmasa, qora toshni to'g'risida turadi, unga yuzlangan holatda ikki qo'lni ko'taradi, quloqlarini barobariga takbir paytida ko'targanday va kaftini yuzi tarafga qiladi, kaftining ustini yuzi tarafga qiladi, ichini esa qora tosh tarafga qiladi, unga mana shunday ishora qiladi. Go'yoki qora toshga ikki qo'lni qo'ygandek, keyin ishoradan keyin uni nima o'padi. So'ngra o'ng tarafidan eshikka yaqin joydan boshlaydi o'ng tarafdan va Ka'bani chap tarafiga qiladida Hatimning orqasidan o'tadi. Hatim haligi Ismoil Hijri Ismoil bor-ku. O'shani aytiladi Hatim deb. Hatimning orqasidan o'tib tavof qiladi. Ruknul Yamanini silaydi agar undan o'tsa va ya'ni Ruknul Yamani qora toshdan oldingi burchak. Undan o'tadigan bo'lsa silab o'tadi. Qora toshga keladigan bo'lsa istilom qiladi, uni silaydida keyin o'padi. Va mana bu bitta shavut bo'ladi, bitta aylanish. Ya'ni rukni yomonni silab keyin qora toshga keladi, uje nima bitta shavut hisoblanadi, bir aylangan. Va mana shunday qilib 7 ta shavut, ya'ni 7 marta mana shunday qilib aylanadi. Har nimada Hajarul Asvaddan o'tgan paytda mana biz zikr qilganidek istilom qiladi, ya'ni silab o'padi. Va tavofni o'sha qora toshni silash bilan boshlaydi, tugatishini ham qora toshni silash bilan tugatadi. Agar silay olmasa ishora qilish, ya'ni qora toshga ishora qilib tavofni boshlaydi, tugatishda ham oxirda ishora qilib tugatadi. Endi mazhabda ikki qo'lni ko'taradi degan ekan. Lekin boshqa ulamolar o'ng qo'lni ko'taradi degan. Lekin qo'lni ko'tarish o'pish o'zi aslida hukmi nima? Sunnat. Mabodo bir odam tavof qildi-yu, esdan chiqib ketdi qo'lni ko'tarish. Nima bo'ladi? Tavofi tavof hisoblanaveradi. Takbir aytish esdan chiqib ketdi masalan.
hayali başkaca gelip, karası ötüp getirdi hakkı animeden. O şey, aylengeni hesap bulan mı? Aylengeni hesap bulan. Ar-ramul ve istiba, ramul ve istiba, ramul degeni palon yürüyüşeydi, istiba yun yelkeni açıp alış. Bazı tavaf kılıçlarını kuramız ki ramul kıladı, yani mesela palon yürüyüş kılıp, katta katta nüven kılıp yürüyordu. Ve ridalarını on yelkesini açıp agen buladı. Ramul bilen istibanın hükmü ne? Ramul palon yürüyüş, yani kadamların tez taşla palon yürüyüş bu sünnet. O düşündüğü istiba on yelkeni açıp alış hem sünnettir. Kim ki eğer safa ve marvanı tavaftan keyin safa marvanı sayı kılıçlıkta kohlegen bulsa. Karan mezhepte tavaftan keyin sayı kıladığın kişiyi geldi yaptı. Lekin sayı kılmadığın bulsa ularga şakmaz degeni. Ferramlı maşruğun ve masnun filaşvat selası. Ramil yani lökülle yürüyüş bu evvelki üç merte aylanışta şeriat kılıngan. Üç mertesi de fakat. Ama istibat ise yani on yelkeni açıp alış ise hamma shartda 7 marta aylanguncha 10 yilga ochiq turishlik kerak. Agar kimki tavoful qudum uchun tavof qilishni xohlasa, va undan keyin tavoful qudumdan keyin sa'y va marva qilishni xohlasa, u ramil ham qiladi, ya'ni tez-tez lukullab yuradi va tavofida yelkasini ham ochib oladi. Agar tavofdan keyin sa'y qilish niyati bo'lmasa, unda ramil yo'q deyapti. Ama umrega kelgan kişi ise o yelkasini açıp oladı da tavafda lükullab, palvan yürüyüş kılıp yürüyordu. Çünkü o safa bilen marvanın ortasında tavaftan ki umra tavafdan ki insan yıkıladı. Hop, sünnet ramilini, keyfiyyatını bayan kılın dedi. Ramil degeni o yürüyende ikide ki yelkasını kımırlatış. Mesela onda ikide yelke kımırlaştı gereken de. Huddu mübariz yani İkide safının ortasında yakkama yakkaya uruşka çıkan adam kibirlenip yürüyordu ki mesela de kibirlenip yürüyordu ki huddu uşenday. Öyleyken uşende yürüyordu da lakin tizleşip yürüyordu. Kadamlarını hem tiz taşlayıp yürüyordu de yine kendim. İstibanın keyfiyetini eğitim. İstiba degeni uşa on yelkesinin takiden ridasını yani ihramını çıkarıp oladı da İki ridanın iki tarafını hem çap yelkeye taşlaydı. Ve şu bilen on yelke açık duradı. Yani on yelkeni açık alış degeni istiba degeni. Tavafını iki rekatte ikildik. Şimdi tavaf kılı üç kişiye, tavafdan keyin buranın arası vacip oladı mı tavafını tüketkenden keyin? Her bir tavaf kılı üç kişiye, tavafdan keyin iki rekat vacip oladı. Kayırda okuydu. Onu afzalı makam İbrahim'de okuştuk gerek. Yani makamını Kabe bilen gözünün ortasına makam İbrahim'ini kıladı. Üçünde kılıp okuştaki afzal. Eğer o ilacı bu mesela, hayırda doğru gelse, üç yerde okusa hem caiz buladı. Yani bazı adam köp buladı, ne mi buladı, tıkınış buladı, başka yerde okusa hem buladı. Bu iki de rakette bazı surelerini okuştuk sünnet buladı mı? Yani has bir surelerde okuştuk yere mi iki rakette? Cabir ibn Abdullah'dan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tavaf namazıda ikide sürenin okuyanlar kafirin ve ihlas sürasını. Safa bulan marvanı ortasında sayı kılıçlık. Safa marvanı ortasında sayı kılıç keyfiyetini bayan kılayın dediler. Hacı ya ki umraçı uçlarının ortasında sayı kılıçını halese yani tavafını ilk rekattan tüketkenden keyin Hacer-i Asvet'e yüzlenedi de onu nümakladı silaydı. Sonra Safa'ya çıkadı. O az günü kütarlattı Safa'ya, keyin şu ayetini okuydu. İnne Safa vel Marvata min şairillah. Elbette Safa ve Marva Allah Teala'nın şairlerden yani büyük ibadetlerden degen ayetini okuydu da. Keyin Kabe'ye yüzlenedi. Ve takbir eytip tahlil eytedi. Yani Allahu Akbar, La ilahe illallah deydi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve salavat eytedi. O Allah Teala'ya hacetini sürüp dua kıladı. Ve bana şuna duanı üç merte kılıçlığı sünnettir. Ve yusannu ayyakul selese marrat üç merte la ilahe illallah ve ahdehu la şerike la lehul mulku ve lehul hamdu hu ala kulli şeyin gadir. Sadakallahu a'da ve nasara abda ve hazemel ahzaba ve ahda deyip eytada. Ayette bir merte kaydedet, halas. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa Marva'nı başlayırken de şu ayette okup Ebde'u bime bede Allahu bi. Allah başlayan derse bile başlayman dedi. Yani Allah Teala Marva'dan alın Safa'nı zikir kıldı. Üçen için Allah Teala başlayan derse bile başlayman dedi. Hemme şahitte bu ayet okulmaydı. Ayet bir mertte okuydu.
ama dua zikirler yettide şahitin hemmesi de etedi. Yani şu la ilahe illallah ve la şerike la lehul mülkü ve lehul hamdü ve aleyküm şeyhan kadir la ilahe illallah vahde encize vahde ve nasara abde ve hazemel ahzabe vahde deyip keyin dua kıladı. Yani şu zikirini kaytaradı la ilahe illallah ve la şerike la. Yine dua kıladı. Yine kaytaradı, yine dua kıladı. Bu safhada. Marva'ya borsayım, kuddu bana şu derslerine takır olaydı. Tayyip. Sümme yani haddu nahvel marva. Ahirdeyim şu zikir dualarını takırlayıp keyin tüketedikken. Sonra marva tamamı paska düşüyordu. Ve yemşi ala hayyeti, öz halatı da yürüp boru yürüyordu. Ama eğer de yaşıl üstüm deydi, hazır yaşıl çırağı bu bugün. Yani üstünge hoşlayan yaşlı çırakı yetkende, öşe yaşlı, ikinci yaşlı çırakıca yügürede. Öşünde şundeydi ve dedi ki, Rabbin gfir velham ve entel azül ekram ve tecavüz amme ta'lem. Dedi, ey Rabbim yine geçirgin rahmetini al, senin aziz ve mukarram zatsan, oğlu zatsan, özün bilediğin derslerini geçirdi. Şimdi ikinci yaşlı çırakı yetkende, yani ötüp gitkende, hali çırağdan ötkenden keyin, öz halatı da yani yürüdü, tam Marva'ya yetip varınca, yani Marva'nın üstüne çıkardı da, Safa'da kılgeni de kıladı. Bana bu bitti şahit böyledi. Yani Safa'dan Marva'ya başı bitti. Ve yetti de şahitten sayı kıladı. Safa'dan başlaydı, Marva'dan tüketedi. Ve daim sayıları da Allah'ını zikir kıladı. Kaçan iki tane yaşlı çırakı kılgende, o şeylerin ortasında yürüdü, barıştayım, iyemin kayıtıştayım. Ayol kişi ise bu ikide çırağını ortasında, yaşıl çırağı ortalarında yürümeydi. Belki sayının hemmesi de öz halatı da yürüdü. Ayol kişiye yürüyüş yok. Hop, bir kişi ayolu bile bu seçe. Ularım ailesi ki raya kılıp yürümeydi. Ya anası, ya sinirler, nümeleri bile bu seçe. Onge raya kılıp yürümeydi. Hop, Mina'ya varış. Sonra Mina'dan keyin Arafat'a varışka geldik. Eğer hacı, tavaful kudumdan Safa Marva'nın ortasında sayı kılıçtan boşa geç, yani tüket geç. Ve nima kıladı? Bu hacge az kullar kalgan bulsun, ya köküp kullar kalgan bulsun, nima kıladı? Ve uşanda Safa Marva'lar diyem tüketkenden ki ihramda halatta kaladı. Biz indi hazır karında iti yapız. Kıran kılgan adam, hac bilen uğranı bitti niyet kıladı. Mezhepte en evsel ibadet, hac ibadeti üç kısım gövünledi. İfrat, yalnız hac, keyin tamattu, umra kılıp, umranı tüketip keyin hac kıladı. Üçüncüsü kıran. Bir nümakıganda hem umra bilen hacını bir deneye koşup kılış. Afzalı kıran değildi mezhepte. Şunun için bu kişi kıranlı birinci zikir kılı yaptı. Mekke'de ihramda halatta kıladı. Kabe'ni tavaf kıladı. Kaçan bedelehu, yani tavaf kılıçlık onge zahir basa. Yani kaçan halese gelip Kabe'ni tavaf kılıp yürüdü. Beş vah namazı hazır buladı Mescid-i Haram'da, cemaatta arkada kalmaydı. Çünkü o Mescid-i Haram'daki bitti namaz, başka caydaki, başka mescidlerdeki 100.000'de namazdan göre efzeldir. Eğer terviye gününden bir gün aldın, imam hutbe kıladı da adamlara Mina'ya çıkışlıkını örgütledi. Ve Arafat'taki namaz okuş, ve Arafat'ta duruş, ve ifaza tavaflarını örgütledi. Eğer İmam fecr namazını okusa ve imam bulan hacı terviye günü de fecr namazını okuyandan keyin Mina'ya çıkadı. Fecr namazından keyin Mina'ya çıkışını başlaydı yani. Hop, Mina'ya yetse ne kıladı? Mina'ya yetedigen olsa o yerde Arafa gününün kuyaş çıkan vakti geçe Mina'da turadı. Ve beş vakit namazlarını Mina'da okuydu, cemaattan arkada kalmaydı. Mina'ya çıkkanda kasır kıladı mı, tuğla kıladı mı? Kasır kıladı dedik ya mezhepte. Çünkü Mina başka, Mekke başka şehirdi. Eğitirken. Eğer Arafa günü kuyas çıkardıken bulsa ne kıladı? Arafa günü kuyas çıkardıken bulsa Sabir Tağı'dan yarışıp çıksa. Sabir Tağı bu Mina'daki bir tağıyken. Bu Sabir Tağı'dan kuyas çıkardıken keyin Arafat'a kadar çıkardı, yürüdü. Ve o yerde kuyas batkınca, Arafat'ta kuyas batkınca o şehirde duradı. Kaçan iki kuyas yani zaval bo'lgan paytda, Arafat'ta yani kuyash oqqan paytda imam adamlarga peşin bilen asr namazını okup beredi. Ve namazdan aldın ikkita hutba kıladı da adamlarga namazını, Arafat'ta turuşunu, Muzdalifada turuşunu, taş atışını, kurbanlık kılış, saç karışını, tavaf ve ziyaretlerini
Nima o'rgatadi? Qarang, o'zi hajdan oldin o'rgatyapti. Arafatga borib yana o'rgatadi. Nimaga? Chunki hajda doim odamlarga eslatib turish kerak-da, bo'lmasa nima unutib qo'yadi. Shuning uchun yana qaytadan o'rgatadi deyaptilar. Va ularga keyin peshin vaqtida peshin bilan asrni namoz o'qib beradi. Bitta azon, ikkita qomat bilan jam'i taqdim qilib o'qiydi. Yana jam'i taqdim degani peshinning vaqtida avvalroq asrda ham qo'shib o'qib oladi. Nima uchun? Hajda bo'lgan uchun keyin ham hajda Arafatda jam taqdimining sababini aytishadiki, ulamolar duo vaqti Arafat, Arafat vaqtida duo kuni bo'lganligi uchun odam namoz o'qiyman deb chalib qolmasligi uchun asrni peshin vaqtida o'qiydi. To'yki peshindan to shomgacha duo vaqtida ancha fursat bo'ladi, ko'proq duo qilib oladi. Jam qilishlik uchun musulmonlarning imomi bo'lishligi shart qilinadi. Ya'ni musulmonlar imom bilan shart. Yoki imomning noimi bo'lishlik kerak. Va yana jam qilish uchun uchinchi shart haj ihromida bo'lishlik kerak. Ya'ni ihromdagilarga jam qilinadi. Boshqa Arafatda ish bilan kelganlar jam qilmaydi. Va peshin vaqtida bo'lishlik kerak. Mana shu shartlar boshqa. Ya'ni imom namoz o'qib berish kerak. Agar jamoatdan qolib ketadigan bo'lsangiz, o'zingiz yolg'iz o'qisangiz, mazhabda jam o'qimaysiz. Yolg'iz o'qiysiz. Jamoat bilan o'qisangiz, keyin ihromda bo'lsangiz, peshin vaqtida bo'lsa, o'sha paytda jam qilinadi Abu Hanifada. Kimki peshinni o'zining xaymasida yolg'iz o'qisa, yoki jamoat bilan o'qidi-yu, imomga iqtido qilib, ya'ni hajning imomidan boshqa bir imomga iqtido qilib o'qisa, har bittasini o'z vaqtida alohida o'qiydi. Lekin bu Abu Hanifada shunday ekan. Ammo Abu Yusuf Muhammad rahimahulloh aytadilarki, yolg'iz o'qiydigan odam ham baribir jam o'qishlik kerak deydi. Jamoatdan kech qolsa, yolg'iz o'qiydigan bo'lsa ham baribir jam o'qishlik kerak, chunki bu haj amallaridan deb qabul qilgan ekanlar. Namozdan keyin nima bilan mashg'ul bo'ladi? Namozdan keyin mavqifga turadigan tomonga borib yuzlanadi. Arafotning hammasi turishlik joiz bo'lgan joylardir. Faqat Batnu Urana bundan tashqari. Hozir Batnu Urana degan bir soy bor, o'sha yerga soldatlarni qo'yib qo'ygan, birorta odamni kirgizmaydi. Kirib qolsa ham chiqinglar, chiqinglar deb soldatlar chiqarib turadi. Mashallah, o'sha Batnu Uranadan saqlaninglar deganliklar uchun. Va yuvinishlik mustahab bo'ladi Arafa kunida. Va duoga qattiq ishtihod bilan duo qiladi to quyosh botguncha. Va yusolli bayna zalika al-asr idza kan agar shu o'rtasida imhaj imom bilan namoz o'qimagan odam bo'lsa, namozni asrda ham o'qib oladi debdi. Endi Abu Hanifa nazarida yolg'iz o'qigan kishini aytayapti-da endi. Va Jabal Rahmaga yaqin joyda turishligi mustahabdir. Va turishlikka qodir bo'lsa, turgan holatda duo qiladi. Agar duoda xaymasida o'tirgan duo bilan mashg'ul bo'lsa, u ham joiz. Va haj imomiga mustahabdir Arafotda tuyasining ustida turib duo qilishi va odamlarga haj ibodatlarini ta'lim berishi mustahabdir. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyaning ustida turib duo qilganlar toyki odamlarga ta'lim berishlik uchun. O'sha haj imomiga ham shu ishni qilish mustahab, toyki odamlarga ta'lim berish uchun deydilar. Endi Muzdalifaga borish va Muzdalifada turish. Quyosh Arafa kuni quyosh botgandan keyin hoji nima bilan mashg'ul bo'ladi? Quyosh botgandan keyin Arafatdan Muzdalifani qasd qilib chiqadi. Shom namozini Arafatda o'qimaydi. Muzdalifaning yo'lida ham o'qimaydi. Agar Muzdalifaga yetib borsa, shom bilan xuftomni bitta azon, bitta qomat bilan haj amiri bilan birgalikda yoki undan boshqa kishi bilan birgalikda o'qiydi. Bu esa jam'i ta'xir deyiladi. Jamni kechiktirish, ya'ni xuftom vaqtida kechiktirib o'qish. Agar bir kishi yolg'iz namoz o'qisa Muzdalifada mana bu ikkita namozni jam qiladimi yo'qmi? Ha, jam qiladi. Chunki bu yerda bu jam qilish uchun jamoat shart qilinmagan degan ekanlar. Agar bir odam shom namozini Arafatda o'qib qo'ysa yoki yo'lda o'qib qo'ysa, uni hukmi nima bo'ladi? Bu o'qigan namozi o'tmaydi. Muzdalifaga borgandan keyin qaytadan namoz o'qishlik kerak. Tushunarlimi? Go'yoki yani sizga shom xuftom namozi kirmaydi to'yki Muzdalifaga yetib bormasangiz. Agar Muzdalifaga yetib bormasdan oldin o'qib qo'ysa yoki yo'lda o'qisa, Arafatda o'qisa o'tmaydi. Borib qaytadan o'qish kerak. 10 bo'lib ketadimi, 11 mi, 12 mi? Shom xuftomni o'qimaysiz to Muzdalifaga yetib bormasangiz.
Xo'p, ikkita namozni o'qigandan keyin nima bilan mashg'ul bo'ladi? Muzdalifada tunaydi to ikkinchi tong chiqquncha, ya'ni subh sodiq chiqquncha. Agar ikkinchi tong chiqadigan bo'lsa, fajr namozini g'alas deydi, xirashira paytda o'qiydi jamoat bilan. Fajr namozini avvalgi vaqtda o'qiydi. Nimaga? Chunki fajr namozidan keyin yana duo vaqti boshlanadi. Ya'ni Arafatda duo qilish uchun eng qulay fursat Arafat maydoni edi. Hajdagi eng duo qabul bo'ladigan joy Arafat maydoni. Undan keyin ikkinchi eng qulay fursat duo uchun Muzdalifada bomdoddan keyingi vaqt to quyosh sarg'aygan vaqtigacha. O'shaning uchun bomdod namozini g'alas, g'arashira paytda, ya'ni avvalgi vaqtda jamoat bilan o'qiydidan, so'ngra turib, o'sha Muzdalifada turib Alloh taolaga duo qiladi va zikr qiladi to quyosh chiqishiga ozgina vaqt qolguncha. Muzdalifaning hammasi turib duo qiladigan joy. Faqat Batn Muhassar bundan tashqari. Batn Muhassar nima u? Abrahani fili to'xtagan joy, to'xtab qolgan joy Batn Muhassar deyiladi. Ya'ni azob tushgan joy. Endi Muzdalifadan Minoga borish va Jamratul Aqaba, ya'ni katta shaytonga tosh otishlik va qurbonlik qilish, soch olishlik bobi ekan. Hoji Muzdalifada turgandan keyin nima qiladi? Agar quyosh chiqishiga ozgina vaqt qolsa, Minoga qarab jo'naydi. Minoga yetib borgandan keyin birinchi Jamratul Aqaba oxirgi tosh otadigan joyga boradi. Masalan, 3 ta tosh otishi. Birinchi kuni oxirgisiga, 3-uchisiga borib tosh otadi. 7 ta toshni otadi. Tosh otganda ham Xazaf toshlaridek bo'lish kerak. Xazaf degani kichkina no'xatday, no'xatdan kattaroq toshlarni aytiladi. O'shanday toshlar bilan otadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muzdalifadan Minoga ketayotganlarida Usomo roziyallohu anhu ga tosh terib bering degan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuya deydilar, Usomo roziyallohu anhu tosh terib berganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Usomodan toshni olib qo'llari bilan ishora qilib aytdilarki, "Limisni hada farmo" dedilar. Mana shu o'nga o'xshagan toshlar bilan otinglar. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. G'uludan ehtiyot bo'linglar. G'ulu degani chegarasidan chiqarib yuborish. Bunday toshni agar belgilangan bo'lsa, mana bunday tosh otsangiz g'ulu bo'lib qolar ekan. Ba'zi odamlar tapchigasini otib yuboradi. Bu g'ulu bo'ladi. Ya'ni chegaradan chiqib ketish degani. Sizlardan oldingilarni g'ulu halok qildi deb aytdilar. Xo'p, kichkina toshlarini otadi va har bir toshni otganda takbir aytadi va aytadiki, bismillahi Allohu akbar deb otadi. Rizon lirrahmani va rog'man lishayton. Ana Allohni rozi qilish uchun, shaytonni xorlash uchun otaman deb endi otadi. Ya'ni bismillah Alloh akbar deydi, qolgani o'sha qalbda bo'ladi, dilda. Va otgandan keyin o'shani oldi to'xtab turmaydi. Otgandan keyin to'xtab duo qilmaydi. Va birinchi toshni otishi bilan talviya to'xtaydi. Demak, hajda talviyani boshlanishi qachon bo'ladi? Ihromdan boshlanadi. Ihrom kiygandan va tugashi esa birinchi toshni otishingiz bilan talviya vaqti tugaydi. Unga qurbonlik qilish vojib bo'ladimi? Ya'ni mufrid hojiga, yolg'iz hajni qiladigan odamga qurbonlik vojib emas. Balki qurbonlik qilishligi mustahab. Lekin vojib emas, chunki yolg'iz haj qilyapti. So'ngra undan keyin nima qiladi? Al-hajul mufrid idza rawa jamratul aqaba. Ya'ni mufrid haj qilgan odam Jamratul Aqabaga tosh otgandan keyin hayit kuni sochini oladi yoki qisqartiradi. Lekin olishlik afzaldir, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 marta duo qilganlar soch oluvchi kishilarga. Qachoniki olgach, sochini qirib olgach yoki qisqartirgach ihromdan chiqadida unga barcha narsalar halol bo'ladi, faqat ayollargina halol bo'lmaydi. Yani oilasi qo'shilish halol emas. Qolgan hamma narsa halol. Va tikilgan kiyimlar kiyadi, ko'ylak, shalvarlar va boshqa narsalar. Kiyimini xushbo'ylaydi, jasadini xushbo'ylaydi, sochlarini oladi, tirnoqlarini qisqartiradi. Shu narsalarni qiladi. Ammo mutamatti bilan qorin bular hadiylarini Jamratul Aqabaga, ya'ni birinchi katta shaytonga tosh otgandan keyin qurbonliklarni so'yadilar-da, so'ng sochlarini oladilar yoki qisqartiradilar. Agar mufrid odam, yolg'iz haj qiluvchi odam so'ymoqchi bo'lsa, sochini olib qisqartirib keyin so'yadimi yoki birinchi soch so'ygandan keyin soch olinadimi yoki so'ymasdan sochini oladimi? Tushunarlimi? Ya'ni bir odam yolg'iz haj qilyapti. Unga qurbonlik vojib emasdi. Lekin qurbonlik qilgisi kelib qoldi.
endi sochini olib keyin qurbonlik qiladimi yoki qurbonlik qilib keyin sochini oladi? Bunga ikkitasi ham joiz. Chunki so'ygandan keyin agar lekin so'ygandan keyin soch oldirsa u afzal. Nima kelsa, chunki aslan mufrid odamga qurbonlik vojib emasdi. O'shuning uchun xolasi oldin, xolasi keyin qilaveradi. Xo'p, qayerda sochini oladi yoki qisqartiradi? O'sha haramning hududida soch oldirsa, qisqartirsa bo'ldi. Agar Minoda bo'lsa shart emas. Kabani oldiga kelibmi, gansinsaga borib soch oldirsang ham bo'ladi. Haramning hududida oldirsa bo'ldi. Agar sochini qirsa yoki qisqartirsa, haramning tashqarisida unda qon vojib bo'lib qoladi mazhabda. Boshqa ulamolarda farqi yo'q haramdan tashqarisida bo'lsa ham. Ziyorat tavofiga keldik. Ziyorat tavofidan maqsad haj tavofi. Soch oldirgandan keyin Yawmun Nahr qurbonlik kunida yana biror-bir hukmlar qoldimi? Ha, unga hojiga ziyorat tavofi qoldi. Bu farz tavof. Ziyorat tavofining vaqti 3 kun bo'ladi. O'sha qurbonlik kuni quyosh chiqqandan boshlab 12-chi kunning quyosh botishigacha. Lekin Nahr kuni, qurbonlik kuni 1-chi kuni tavof qilganligi afzal va yaxshiroqdir. Agar sochini qirsa yoki qisqartirsa, Makkaga keladida uyni 7 marta tavof qiladi. Xuddi qudum tavofida aytganimizdek, ziyorat tavofini qilib bo'lgach, hatto unga ayollar ham keyin halol bo'ladi. Xo'p, ziyorat tavofida, ya'ni haj tavofida ramil qilish yoki o'ng yelkani ochib yurishlik bormi? Agar Safo Marvani tavoful qudumdan keyin qilmagan bo'lsa, u o'sha ziyorat tavofida nima qiladi? Sa'y qiladi va 3 ta shartda yuguradi tavof ziyorati. Ammo istibo 10 yelkasini ochishlik uni o'rni qolmadi. Chunki bu sochini oldirib kiyadigan kiyilgan tikilgan kiyimlar kiyib oldi, ehrom emas. O'shaning uchun yelkani ochmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Agar birinchi marta tavofi qudum qilib sa'y qilmagan bo'lsa, ikkinchi marta kelganda yana lo'kullab yuguradi-da, lekin nimani o'ng yelkani ochmaydi, chunki ihromda emas. Agar tavofi ziyoratni 3 kundan keyinga kechiktirsa, biz zikr qilgan edik 3 kun deb, hukmi nima bo'ladi? Agar tavofi ziyorani 12-chi kuni quyosh botgandan keyin boshlasa, qilsa, unda Abu Hanifada qon vojib bo'lar ekan. Ammo ikkita sohibaynlar Abu Yusuf va Muhammadlar kechiktirilgani uchun hech narsa unga vojib bo'lmaydi dedilar. Mazhab endi sohibaynlarning so'zida vallohu alam. U sohibaynlar jumhur bilan birga ekanda. Endi Ramyul Jimar salas fi ayyami salasa. 3 ta shaytonga tosh otishlik qolgan 3 kunlarda uni hukmiga keldik. Agar u odam hoji ziyorat tavofini qilgandan keyin nima qiladi? Yana Minoga qaytib ketadida, o'sha yerda turadi. 3 kun shaytonga tosh otadi. 11-chi, 12-chi kunlar. Ya'ni 10-chi hayit kuni tosh otdi, yana 2 kun tosh otadi endi. Endi yarmi kunlayam o'sha hayit kunidan keyin har bir kun o'sha zavoldan keyin toshni otadi. Birinchi kichkinasidan, ya'ni avvalgisidan boshlaydi. Bu ya'ni Masjidul Hayfga yaqin joy. Tali degani juda yaqin. Birinchisidan boshlaydi, keyin o'rtasidan, keyin kattasidan tosh otadi. U kattasini Jamratul Aqaba deb aytiladi. Har bir jamraga tosh otadigan joyga 7 donadan tosh otadi. Tosh otganda takbir aytadi. Allohu akbar, la ilaha illalloh deb har bir toshni otganda shunday deb otadi. So'ngra duo uchun ikkita jamrada, ikkita tosh otadigan avvalgi tosh otadigan joylarda to'xtab, ikki qo'lini ko'tarib duo qiladi. Duo qilganda ham uzun turib duo qiladi. Hatto Abdulloh ibn Mas'ud aytgan ekanlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha yerda duo qilganda Baqara surasi o'qiydigan miqdorda uzun turib duo qilgan ekanlar. Ana kimki hajda duosi qabul bo'lishini xohlasa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qayerda duo qilgan bo'lsa, o'sha yerda duo qilsin, u duo qabul bo'ladi. Ana shu joydagi duo qabul bo'lar ekan. O'shanda duo qiladi. Lekin katta tosh otadigan joyga, ya'ni oxirisida turmaydi va duo qilmaydi. Balki otgandan keyin yurib duo qilib ketadi, to'xtab turib nima qilmaydi. Xo'p, agar mana shu 2 kunda zavoldan oldin otib qo'ysa toshni,
Caiz oladı mı? Hayitten keyin yani taşlıktan iki günde taşladı ki o şart. Şimdi zavallıdan aldın ayıp koysa. Oladı mı? Caiz mi? Bu iki günde, hayitten keyingi iki günde zavallıdan keyin atadı. Ta başlanışı zavallıdan keyin atadı. Tügeşi tam atkınca. Çınarlı mı? Zavallıdan keyin başlanırken tam atkınca atsa bu oldu. Kim eğer şaşırsa da zavallıdan aldın atıp koygan olsa onu kayıta yana atışlık lazım bu kadarı. Zavallıdan keyin atsa, şamdan keyin atsa, haftadan keyin atsa, yarım keçi atsa yan buluyorarken. Lekin şartı zavallıdan aldın atıp koyması gerek. Eğer bana şu iki günde üçte taş atışlık neden boşagan olsa ne makaladı? Hayatın ikinci, üçüncü günleri hem tügedi. Şimdi ne makaladı? Onga endi Makka'ya qaytishlik joiz bo'ladi yoki Minoda qoladi chunki 3 ta tosh otishlik 13-chi kunda ham bor. Alloh taolo aytadiki: "Faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayk va man ta'akhkhara fala ithma alayk." Endi 2 kun hayitdan keyin 2 kun tosh otdi-ku 11-12-chi kunlari. Endi Makka'ya qaytib ketsa ham bo'ladi, lekin agar qolsa Makka Minoda u afzal. Chunki Alloh taolo kim 2 kunda shoshilib ketsa u gunoh yo'q. Lekin kimki keçikse, yana bir gün kaladigan bo'lsa, unga ham günah yok, takva kılgan kişilerge deydi. Lekin agar 12-ci günü kuyaş batıp kalsa, o minada bolsa, o'sha 13-ci gününü taşını atmasından çıkışlıgi makruh bo'ladi. Yani 12-ci günü kayıtıp getirdiğin adam kuyaş batmasından, yani şan bulmasından çıkıp yetişli gerek. Şan bulup kaladigan bo'lsa, yana 13-ci günü için kalışlıge doğru gibi kaladı. Agar 13-chi kunni tong otsa, u minoda bo'lsa, unga mana shu kun uchun ham tosh otishlik vojib bo'ladi. Kimki kechikdi, 13-chi kuni ham minoda qolishlikni xolasa, qachon tosh otadi? 13-chi kuni ham oxirgi kunida ham zavoldan keyin tosh otadi, bu sunnatdir. Va tosh otishlik vaqti mana shu kuni to quyosh botguncha vaqtgacha cho'ziladi. Quyosh botgandan keyin otishlik sahih bo'lmaydi. Ya'ni oxirgi kundagi vaqti, ya'ni zavoldan to quyosh botguncha ekan. Agar oxirgi kuni, ya'ni 13-chi kuni zavoldan oldin tosh otib qo'ysa, Abu Hanifada joiz ekan. Lekin makruh, chunki bu sunnatga xilof bo'lgani uchun. Lekin sahobalar aytgan ekanki, oxirgi kuni ham zavoldan tosh otishligi joiz emas deb aytgan ekanlar. Yani 13-chi kunda aytilyapti. Bir kishi mana shu kunlarda tosh otishlik uchun Minoda qoldi. Unga joizmi o'zini sumkalarini Makkaga jo'natib yuborish? Ya'ni o'zim qolaman, Makkaga sumkalarimni jo'nataman desa. Yuklarini, og'ir yuklarini, sumkalarini Makkaga jo'natish unga makruh bo'ladi. O'zi Minoda qolib sumkalarni jo'natishlik makruh. Endi hozirgi paytda avtobus nima qo'ymaydi, avtobusdan jo'natib yuboradi ko'pchiliklar. Xo'p, vado tavofi, xayrlashuv tavofiga keldik. Makka mukarramaga o'sha 1-chi kun qaytgandan keyin yoki 2-chi kun qaytgandan keyin nima qiladi? Ya'ni 2 kun Minoda turib Makkaga qaytdi yoki 3 kun Makkada Minoda turib keyin Makkaga qaytsa nima qiladi? Endi unga o'sha shaytonga tosh otgandan keyin haj ibodatlaridan faqatgina tavoful vadogina qoldi xolos. Va bunga tavofi sadr ham deb aytiladi. Xayrlashuv tavofi deydi yo qaytish tavofi ham deb aytiladi. Bu afaqiyga, ya'ni tashqaridan kelgan odamga, miqotdan tashqaridan kelgan odamga bu tavof vojib. Agar Makkaga qaytsa, unga o'sha xayrlashuv tavof qilishligi joiz, keyin vataniga ketaveradi. Agarda uni o'sha Makkadan chiqishlikdan ba'zi bir masalihlari, ba'zi bir ishlari to'sib turgan bo'lsa, Makkada xohlagancha turaveradi, keyin tavof qilib chiqadi. Tushundingizmi? Tavoful vidoni Minodan qaytgan paytda tavof qiladimi yoki Makkadan chiqayotgan paytga kechiktirsa ham bo'ladimi? Agar hoji tavofi ziyoradan keyin tavof qiladigan bo'lsa, bu tavoful vidoning o'rniga tushaveradi. Agar nafil niyatida tavof qilgan bo'lsa ham tavoful vido bo'ladi. Tushundingizmi? Bir odam nafil tavof qildi, lekin vido deb niyat qilmadi, lekin o'shundan keyin chiqib ketsa, u ham tavoful vidoni o'rniga tushadi. Lekin mustahabki tavoful vidoni
vataniga safar qiluvchi odam chiqayotgan vaqtiga kechiktirib qilishligi mustahab. To'yiga tavofni qilib, kechikib ketadi. Endi tavof sadr tavofida, ya'ni qaytish tavofi, vido tavofida ramil lukullab yurish yoki iztiba o'ng yelkasini ochib olish bormi? Yo'q, unda lukullab yurish ham yo'q, o'ng yelkasini ochib olib yurish yo'q, chunki bundan keyin sa'y yo'qda. Masailu shatta, har xil masalalarga keldik. Bir kishi miqotdan ihrom bog'ladi. Lekin Makka'ga kirmadi-da, to'g'ri Arafotga ketib qoldi. Va Arafotda turdi. Tavoful qudumni qilmadi. Endi nima qiladi? Yana bir odam shoshilib qoldi, to'g'ri Arafotga borish kerak bo'lmasam kech qoladi. Unda nima bo'ladi desa, undan tavoful qudum soqit bo'ladi va o'shani tashlagani uchun unga biror bir jarima vojib bo'lmaydi. Chunki tavoful qudum nima edi hukmi? Sunnat. Sunnat tashlagan bo'ladi, unga biror jarima yo'q. Bir kishi Arafotga quyosh botgandan keyin, Arafa kuni quyosh botgandan keyin yetib qolgan bo'lsa, hajga yetgan hisoblanadimi? Savol. Quyosh botgandan keyin yetib qoldi. Hajga yetgan bo'ladi. Ertasi kuni tong otguncha yetsa bo'ldi. Kimki Arafaga Arafa kuni peshin vaqtidan keyin yetgan bo'lsa, to Qurbon hayitining bomdotigacha yetib borgan bo'lsa, hajga yetgan bo'ladi. Hatto ozgina vaqt yetib borgan bo'lsa ham. Tushundim. Ya'ni Arafa kuni tugadi, quyosh botdi. Keyin kechasi Arafotga kelsa ham bo'lar. To bomdotga hayit kunining bomdotigacha Arafotga yetib borgan bo'lsa bo'ldi. Endi quyosh botgandan keyin Arafotda turish, ko'p turish shart emas. Bir lahza bo'lsa ham turib chiqib ketsa bo'ldi. Hajga yetishlik uchun Arafada duo qilish shartmi? Ya'ni Arafaga turib turdi-yu duo qilmadi. Bo'laveradimi? Bo'ladi. Duo Arafatda duo qilishning hukmi sunnat. Va Arafatdan o'tgan, o'tib ketgan odam hajga yetgan bo'ladi, hatto ozgina vaqt turgan bo'lsa ham. Agar o'sha vaqtda Arafatda turgan paytda uxlayotgan bo'lsin ham, uyg'oq bo'lsin ham, hushdan ketib qolgan bo'lsa ham farqi yo'q, Arafatda turgan bo'ladi, lekin sharti ihromda bo'lishligi shart. Tushunarlim. Ba'zi kasallar komaga tushib qoladi, opki olib borishadi-da shundan. To'yiga haji haj bo'lsin deb. Hatto uni Arafat ekanligini bilmagan bo'lsa ham, o'sha turgani o'tadi. Bu narsalarning hammasi erkak kishi, faqat erkak kishilargami? Yoki erkak va ayolning ikkovlarining haji uchun ham shu narsa shartmi? Ayol kishi bu narsaning hammasida erkak kishiga o'xshashdir hukmda. Lekin u ayol kishi boshini ochmaydi va ridoni niqobini nima tashlab qo'ymaydi, oqisirib qo'ymaydi, ya'ni tashlab qo'ymaydi. Va ovozini baland ovozda talbiyani ko'tarmaydi. Tavofda lukullab yugurmaydi. Sa'ida ham ikkita yashil chiroqning o'rtasida yugurmaydi. Sochini qirib olmaydi ayol kishi. Faqat u qisqartiradi. Ayol kishi hajga ihromga kirgan bo'lsa, lekin hayz holatda, nifos holatda bo'lsa, yoki hayz ko'rib qoldi ihromdan keyin, yoki nifos bo'lib qoldi ihromdan keyin, u poklanmadi, poklanmagan bo'lsa, to tarviya kuni kelguncha poklanmagan bo'lsa, tavoful qudumni tashlaydi-da, Minoga ketadi. Hamma haj ibodatlarini ado etadi. Lekin u to poklangancha tavof ziyoratda qilmay turadi. Poklangan bo'lsa keyin tavof ziyorat qiladi. Agar hayz ko'rsa, tavof ziyoratdan keyin, ya'ni farz tavof qilgandan keyin hayz ko'rib qoldi yoki nifosga kirib qolgan bo'lsa, keyin rahil Makka'dan ketish vaqti kelib qolgan bo'lsa, tavoful vidoni tashlashlik joizdir unga. Ya'ni tavoful vidoni qilmasdan chiqib ketsa bo'ladi, unga hech qanday jarima bo'lmaydi. Chunki hayz holati uzr hisoblanadi. Umrani bayon qiling debdilar. Umrani ma'nosi, lug'aviy shar'iy ma'nosi nima? Farzlari nima? Vojiblari nima? Qanday ado etiladi? Umrani lug'aviy ma'nosi ziyorat degan ma'noni bildiradi. Shariatda esa mana shu to'rtta ishni jamlovchi ma'noni aytiladi, ishlatiladi. Ya'ni ihrom, tavof, uyni tavof, Ka'bani tavof qilish, Safa Marvani sa'y qilish, soch qirish yoki qisqartirish shu narsalarga umra deb aytiladi. Umrani ikkita farzi bor. Birinchisi ihrom, ya'ni niyat qilish kerak ihromga.
İkincisi tavaf kılışlık gerek. Bu iki de vacibi var. Birincisi sayı kılış gerek Safa Marva'nın ortasında. İkincisi saçını kırış ya da kıskartırış. Demek iki de farz, iki de vacibi olarken. Kim ki eğer umre kılmakçı olsa mikattan ihram ekledi ve ondan yuvunu aladı ya da taharat kıladı, iki rekat namaz okuydu. Sonra umreni niyet kılıp Allahümme inni uridul umrata feyassir hadi ve tekabbelha minni dedi. Ey Allah, min umre kılışını niyet kıldım, bu önüne minge yengil kıl ve minden kabul eyle dedi. Yani niyet özü hemme vahde kalpte buladı. Fakat iki de halette tilde yetiştik müstehab. Kaysa halatlar? Hac umrede ve kurbanlıkta. Sonra talbiye eytadı. Kuddu hac ihramı da eytip ötkenimizdik. Eğer talbiye eytti mi demek ihramı kırgen buladı. Eğer Mekke'ye kırgızsa umre için 7 ta Kabe'ni tuhaf kıladı. Sonra Safa Marva'nın ortasında 7 mertte sayı kıladı. Bana hacda bayanı ötken gittik. Ve sayını tüketedigen olsa, Marva'nın üstte sayını tüketse, saçını kıradı, yöke kıskartıradı. Eğer şu nörselerde kılgen olsa, umrası tolap olup da ihramdan çıkıp getiriyordu. Umranın ihramı da mahzuratlar var mı? Yani umra için ihram bekirgen adam diyen kılışı mümkün bulmayan işler var mı? Ha, onun ihramı diyen mahzuratlar var. Kuddu hacda kılış mümkün bulmayan mahzuratlar yokşar. O rafas ailesi koşuluş, fasıklık kılıçtan ve cancelleşten. Şunları narsalardan saklanadı. Tikilgen kim kiymeydi? Saçını ihramda durup olmaydı ya kıskartırmaydı. Bu narsanı işletmeydi, başını yapı olmaydı, yüzünü bitti olmaydı. Tırnağlarını kıskartırmaydı, avlamaydı. Ve birer kişiye avlayan kürsetmeydi ve işare hem kılmaydı. Hop, umrege ihram kılıç için mikatlarını bayan kılayın dedi. Umranın mikatları o işe taşkardan kigen adamın hac ihramı için kılıngan mikatlar, umra için hem o işe mikat. Ama hilli olsa, yani mikattan içkerede yaşaydıgan kişi olsa, o işe hilden özünü yaşaydıgan cahiden ihramı kırıp getiriyordu. Ama haramda gelir olsa, umra kılıçlığı için elbette nime hilge haramını taşkarısına çıkardı. Umranın İslam'daki hükmü nime? Umranın hükmü ne mi? Vacib mi? Farz mı? Umurda bir mertte umra kılış sünnet-i muakkede iken. Yani sünnet iken umurda bir mertte kılış. Lakin cümhurda vacib deydi eğer kim kadir olsa umrege. Hop. Kim ki Mekke'ye yetişlikte kadir bulgan olsa umurda bir mertte umra kılış sünnet-i muakkededir. Ve onun faziletleri cüde köp umranın faziletleri. Ve umranın ihramında talbiye aytişlik hükmü ne mi? Ve ihram peytte talbiye aytişlik şart. Yani ihramga niyet kıyanda elbette talbiye aytişlik şart. Ve bunu kub aytişlik ise bundan keyin ihramdan keyin kub aytişlik müstehab boladı. Huddu hac ihramıdik. Ve talbiyeni tavafının birinci şautını başlayandan talbiyeni tohtatadı. Yani Kabe'ni kurgandan talbiye tohtaydıyken. Başlanışı ihrama kirib, niyat kılıp ihrama kirgenden keyin talbiye aytıp başlaydı. Tügeşi umranı ki şu Kabe'ni kurgende tügeydi, tavafta başlagende. Umranın muayyen vakti var mı hacge okşar? Yani fakat muayyen vaktilerde kılış kirib, başı vakti kılıp bulmaydı dedi mi? Yok, onun bir muayyen kün, ay tayin kılınmagan, yılının hahlıgan peyti de umra kılsa buladı. Lekin Zilhiccenin 9. günü de umre kılıçlık makruh buladı. Ta taşrik gününün ahire geçe tahrim karahiyette. Neme geldiyse çünkü adamlar upeytte neme de hacda buladı. Peki hacca çıkmayanlar ki kılıverdi. Hop, umrenin Ramazan'da kılıçının aşça ziyade fazileti var. Çünkü Ramazan'daki umre huddu savabda hacge tenkeledi. Hacge okşaş buladı. Yani umrada, Ramazan'da umra kılışıyla hac farzı sakıt bulmaydı, lakin hac sevabını aladı. Umra hac bilen bir gün adı yetiledi mi? Ha, umranın hac bilen bir gün adı yetiştiği sahihdir. Bana, biz bana Kıran tamattu babı da bu doğrusu inşallah tohtap ötemiz dedi. Kıran'a geldik. Kıran degeni niyette hac bilen umranı bitti cemlep durup niyet kıladı. Hem umra hem hac deydi.
Hac bilen umranı, ihramını cemleştik, sahih mi? Yani hac bilen umranı cemleb, umra ve hac deb etse buladı mı? Ha, sahihdir. Bu, ifrattan hem, temettudan hem göre afzal. Kıran, mezhepte ifrattan hem, temettudan hem afzal. Temettü ise ifrattan afzal. Bu temettü ikinci derecedeyken. Kim ekonu cemlese, bunca karın deyiladı. Vücubu cemlenişini ise kıran deb etiladı. Yani en afzalı mezhepte kıran, keyin temettü, keyin ifrat. Hanbeli Şafiilerde en afzalı temettü deydi. Ne demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arzu kılganlar. Ben eğer kurbanlık yapıp gelmeyende temettü kılgan bulardım deydiler. Hanefiler etedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıran kıldılar, kıran afzalı iken. Melikiler ifrat afzalı deydi mi? Allah'a emanet olun. Hop, bu mesela tükettik şiire gelip. Hada ve Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barakallahu aleyhi ve sellem.